hadi şahsımla, ailemle ilgili meseleleri bir kenara bıraktım. Bu partinin ve başındaki zatın ülkemize saldıran herkesle aynı safta yer alması gerçekten düşündürücüdür, üzüntü vericidir. Biz PKK'nın üzerine gideriz. O ise iyi çocuklar diyerek, piknik yapan vatandaşlar diyerek, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar, onlarla beraber yola devam eder. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz. İşi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye kadar vardıracak derecede başımıza FETÖ-perest kesilir. Karşımızda ülkemizin birliğinin, beraberliğinin iradesi olan Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözüne perde inmiş, yüreği nasırlaşmış, beyni sulanmış bir zat var. Nitekim Türkiye olarak Avrupa Birliği ile anlaşmazlık yaşarız. Bu zatı karşı tarafın ağzıyla konuşuyor buluruz. Amerika ile, Rusya ile, İran'la, Irak'la, Suriye ile, ne bileyim dünyadaki 196 ülkenin herhangi birisiyle sorun yaşarız. Bu zatı yine karşı tarafın borazanlığını yaparken görürüz. Öyle ki son günlerde yıl dönümleri vesilesiyle Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. Çünkü bunların kendilerine mahsus bir duruşu yok. Tek bir politikaları var. O da bizim ve AK Parti'nin yaptığının tam tersini yapmak, söylediğinin tam zıddını söylemek. CHP bu zat eliyle hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. En son haber.com